Çanakkale'ydi, hoş geldiniz. Çanakkale'ydi, Merkez, Kirazlı Köyü, Balaban Tepe, Taşlı Tepe mevki sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından yasal mevzuat çerçevesinde yapılan madencilik faaliyetleriyle ilgili maalesef bir takım yanlış bilgilerle vatandaşlarımızın çevreye olan duyarlılığını ve hassasiyetini yönlendirmeye çalışan grupların olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle Çanakkale Valiliği olarak konuyla ilgili açıklama yapma zarureti doğmuştur. Çanakkale'li vatandaşlarımızın ve valiliğimizin Kaz Dağları ve çevre konusundaki hassasiyeti en üst noktadadır. Çanakkale Savaşları Gelibolu tarihi alanımız, şehitliklerimiz, Çanakkale Boğazımız, Kaz Dağı Ayazma Pınarı Tabiat Parkımız, Troya Tarihi Milli Parkımız, Assos gibi birçok tarihi, turistik, kültürel ve doğa harikası değerlerimize hep birlikte sahip çıkarak gözümüz gibi korumaya çalışıyoruz. Konuyla ilgili geçmişten günümüze kadar devam eden süreç konusunda kısa bir bilgi verecek olursak, bahse konu bölgeyle ilgili doğal sit alanının tescilinin kaldırılması, izin, ruhsat gibi çalışmaların ilgili bakanlıklar ve kurumlar tarafından 2000 yılı ve 2001 yılında başlatıldığı anlaşılmıştır. Bu yıllarda başlatılan işlemlerle Doğu Biga Madencilik tarafından maden arama ruhsatı, maden işletme ruhsatı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınmıştır. Bahsekon maden sahası ile ilgili ÇED yönetmeliği kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunulan ÇED raporunun incelenmesi ve değerlendirilmesi sonucunda altın, gümüş madeni ve zenginleştirme tesisi için 2013 yılında ÇED olumlu kararı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilmiştir. Kirazlı altın gümüş madeni kapasite artışı ve zenginleştirme tesisi projesinin ÇED olumlu raporunun iptali istemiyle açılan dava Danıştay ilgili dairesi tarafından oy birliğiyle reddedilerek ÇED raporunun hukuka uygun olduğu belgelenmiştir. Orman ve Su İşleri Bakanlığı'nın 2016 tarihli olumları ile verilen izin kapsamında Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nce 2017 yılında kesimine başlanan ve maden sahasında kesimi yapılan toplam 13.400 adet ağacın olduğu alan madencilik faaliyeti sonlandığında Doğu Biga Madencilik Şirketi tarafından rehabilitasyon çalışmaları yapılarak Orman Bölge Müdürlüğümüze teslim edilecek. Ve bu alanın tamamı ağaçlandırılarak eskisine oranla daha yeşil bir alana dönüştürülecektir. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğümüze daha yeşil bir çevre için önceki yıllarda yapılan ağaçlandırma çalışmaları hakkında kısa bir bilgi verecek olursam, il genelinde 2003-2018 yılları arasında ağaçlandırma çalışmalarında 27 milyon adet fidan dikilmiştir. 2018 yılında ise yaklaşık 3 milyon fidan dikilmiştir. Yılda ortalama 3,5 milyon fidan üretimi
ayrıca orman bölge müdürlüğümüzce Çanakkale'mizde gerçekleştirilmektedir. Doğu Biga Madencilik tarafından Çanakkale İl Özel İdaresi'ne iş yeri açmak ve çalışma ruhsatı başvurusu yapılması üzerine hukuki süreçler de sonuçlandığından meri mevzuat çerçevesinde Çanakkale İl Özel İdaresi'nce birinci sınıf iş yeri açma ve çalışma ruhsatı düzenlenmiştir. Çanakkale'de yaşayan vatandaşlarımızın ve konunun uzmanlarının da bildiği gibi maden faaliyeti yapılan Merkez, Kirazlı Köyü, Balaban Tepe, Taşlı Tepe mevki sahasının endemik bitkilerin yaşam alanı bulduğu Kaz Dağları diye bilinen yöre ve Kaz Dağları Milli Parkı ile hiçbir ilgisi yoktur. Maden sahası Kaz Dağları'nda kuş uçumu 40 kilometre uzaklıktadır. Devlet Su İşleri tarafından yapılarak Çanakkale Merkez İlçe içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan Atikhisar İçme Suyu Barajı'ndan Doğu Biga Madencilik Maden İşletme Tesisine Devlet Su İşleri tarafından hiçbir şekilde su verilmeyecektir. Çankumarlar Köyü sınırlarında Doğu Biga Madencilik tarafından inşası devam eden Altın Zeybek Kületi'nden ilgili maden firması maden işletme tesisinin su ihtiyacını karşılayacaktır. Doğu Biga Madencilik Maden Zenginleştirme Tesisi Atikhisar Barajımızın yağış havzasının kesinlikle dışındadır. Çanakkale'nin içme suyu kaynağı olan Atikhisar Barajı'na zarar verecek herhangi bir faaliyet yürütülmesi asla söz konusu değildir. Bahsekonu firmanın tüm faaliyetlerini ÇED raporuna uygun bir şekilde yürütmesi ilgili kurumlar ve valiliğimizce bizzat takip edilecek ve ÇED raporuna aykırı herhangi bir işleme asla ama asla müsaade edilmeyecektir. Konuyla ilgili devlet kurumlarından ve valiliğimizden bilgi alınmadan vatandaşlarımızı yanıltıcı yorumlar yapıldığını üzülerek müşahede ediyoruz. Çanakkale'nin bütün vatandaşlarımızın çevre konusundaki hassasiyetini yakından biliyoruz. Ve hep birlikte devletimizin bütün imkanlarını da seferber ederek Destanlar Şehri Çanakkale'mizin çevresini ve çehresini en iyi şekilde koruyarak, geliştirerek ülkemizin en yaşanabilir, en ulaşılabilir ili olması için bugüne kadar en üst seviyede hep birlikte gayret gösterdik ve göstermeye de devam edeceğiz. Bu vesileyle çok saygıdeğer vatandaşlarımıza ve basınımızın siz kıymetli temsilcilerine şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Bu konuya, çevreye, doğaya göstermiş olduğunuz duyarlılıktan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.